Millet acım 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 diyor. Mazota zam geldikçe araba çoğalıyor. Mazota zam geldikçe araba çoğalıyor. Dünyanın her tarafında zam var. Ben Hollanda'da kalıyorum. Oraya da aynı %100 zam geldi. Onun için ben normal karşılıyorum. Daha da kötü olacak bu iyi günlerimiz bence. Akaryakıt ürünlerine son zamanlarda arda arda zam uygulanıyor. Brent petrolün de 130 doları aşmasıyla birlikte benzin ve motorine yeni bir fiyat artışı bekleniyor. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına akaryakıt ürünlerine gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu durum sizi nasıl etkiler diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya bence uygulanan politikaların yanlışlığından kaynaklanıyor. Tamam, petrolün çıkması, ben de bir bankacıyım, piyasaları takip ediyorum ama dolardaki o hareket bizi esasında bu noktalara getirdi. Biz de etkilenecektik. Belki petrol 12, yani benzin 12'lere çıkabilirdi, 13'lere çıkabilirdi ama bu rakamlara çıkmazdı. İnşallah akıllarını başlarına toplarlar, diyecek hiçbir şey yok. Bu durum düzelir mi sizce? Bu durum düzelir. Çünkü ekonomi bir güven işidir. Şu anda güvensizlik var. Yani bazen diyorlar ya, ne değişecek, iktidar değişirse ne olur diyorlar. Her şey değişir. Çünkü güven gelir, yabancı para gelir. Ondan sonra onun içinde ben değişebileceğine inanıyorum. Dolar ne yapsalar, dolar ondan ucuz. Doğru diyemem mi? Ama reis cumhur çıkıyor diyor ki ben şeyin ekonominin kitabını yazdım diyor ya. Ya bir ekonominin kitabını yaz, hiç emekten haberi var mı? Akaryakıttan haberleri var mı? Ama biz %70 Kayseri'de veriyoruz ya. Bize emmak hem mutlak. Hiç şaşırmadım. Beklediğim bir şeydi. Her şeye gelen zam gibi. O da yani şaşırtıcı değil bence. Gayet normal. Peki bu sizi nasıl etkiliyor? Şimdilik araba kullanmadığım için sıkıntı yok. Ama ilerisi için haliyle. Yani yurt dışından geliyorum ben. Buraya artık temelli dönüş yaptım. Birkaç ay önce daha iyiydi ama şaşırmadım. Daha da kötü olacak bu iyi günlerimiz bence. Dünyada olan bir zam bu yani. Sadece bir Türkiye'de değil. Ama ne yazık ki görüyoruz ki millet acım 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 diyor. Mazota zam geldikçe araba çoğalıyor. Mazota zam geldikçe araba çoğalıyor. Bizim binada 40 tane daire var. 55 tane araba var. Bu nasıl fakirlik? Bu nasıl açlık? Bu nasıl mazota zam gelme? Ben anlamıyorum yani. Eleştiren hükümeti eleştiriyor. Eleştiren hükümeti. Ya dünya savaş ya. 5 milyar maaş alıyorsun. Adam diyor ki yetmiyor. Tabii yetmez kardeşim. 3 tane adam, fert var 3 tane evde. 5 tane telefon kullanıyor. Ben sana 50 milyar maaş vereyim, Ukrayna gibi burası savaş halinde olsa daha mı iyi olacak kardeşim? Haline şükredeceksin yani, azından yetineceksin ki çoğu da Allah bereketini verecek. Ona hayır, buna hayır, her şeye hayır, her şeye muhalefet yani. Yazık yani bu vatandaşın hani en basitinden bak, dünkü olayda yağ mesela, vatandaş arz talep meselesi bu. Yağ, bir tane alacağın yağ, 5 tane yağ alırsan adam ne yapacak, nasıl olsa satılıyor, mecbur alacak diyor, fiyatı yükseltiyor. 3 tane şey var. Market var onlarda. 5 tane şok market, 1000 market, bunlar ne yapıyor? Anlaşarak her şeyi şey yapıyorlar yani. Fiyatları yükseltiyorlar. Vatandaş da yani bu. Biraz da bizim kendi elimizde yani. Biraz geriden dur. Bir ay alışveriş yapma, otomatikman zaten fiyatlar düşer. Her şeyi de hükümete bağlamamak lazım yani. Hükümet ne yapsın ya? Hangi birine uğrasın dışarıda, içeride savaş halinde? Her taraf şey karman karışık yani. Çok şükür bak ne güzel. İstediğimiz gibi geziyoruz, istediğimiz gibi alışveriş yapıyoruz. Daha ne olsun ya? Valla çok çok zam geldi normalde. Yani herkesin böyle durumu, maaş durumu çok şey değil. Ne diyorlar böyle, çok şey değil ki mesela herkes böyle her şeyi rahat rahat alışveriş yapsın. Eskiden mesela ben kendim rahat rahat alışveriş yapabiliyordum. Ama şimdi biraz pahalanınca, bir de bizim böyle sigorta falan olmayınca da bizlere de zor olur. Yani her şey el ele verir. Bilmiyorum, anlatabilirim. Evet. Yani bir de ki çok fazla oldu. Peki bu akaryakıt ürünlerine gelen zamlar sizi nasıl etkiliyor? Yani etkilemek demek biraz da şey olur. Nasıl diyorlar? Bizleri de çok etkiler. Niye ki? Bizim paramız İran'da düşük olur. Burada mesela İran'dan bana para gönderen de tam düşük olur. Burada hiç değer olmur. Bir de ki her şeyde böyle elektrik, su, ne diyorsunuz? Doğalgaz. Evet. Faturalar yani normalde hepsi böyle pahalanınca çok, benim mesela sadece oğlum çalışır. Yani eskiden biraz daha rahat geçinirdik. Şimdi daha zor olur. Yani 500 lira doğalgazı ödeyince 200 lira şey gelmiş hatta bir gün sabah fatura, elektrik, su. Biraz çok oldu. Yani milletin, herkesin durumu çok kötü oldu.
Bizi etkilemiyor yalnız. Ben Avrupa'da kaldığım için bu zam, dünyanın her tarafında zam var. Ben Hollanda'da kalıyorum. Oraya da aynı %100 zam geldi. Onun için ben normal karşılıyorum. Şu anda biz zaten nakliye sektörüyle uğraşıyoruz. Öğrenci servisi işiyle uğraşıyoruz Kayseri'de. Bu zamlar çok belimizi büktü. Belediyeden aldığımız öğrencilerin üstüne zam aldık ama çok yetersiz. Gerçi dış petrolün, Brent petrolün yükselişinden dolayı olduğunu da biliyoruz ama buna hükümetin de bir dur demesi lazım. Bir Eşel mobil sisteminden daha önce bunu uyguluyorlardı. Yani bunu tekrar getirilmesi için ne yapması lazımsa hükümetten bir şey bekliyoruz. Yardım bekliyoruz yani. Ama bu vatandaş bu şekilde giderse zor. Arabaya binmek çok zor. Depolarımız bizim daha önce okul açıldığında 300-350 liraya doluyordu. Şimdi depolarımız 1200 liraya doluyor. Bu ister istemez biz de bunu velilere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu sefer de velilerle aramızda bayağı sıkıntılar yaşandı. Öğrencilerin çoğu araçlarımızdan indi. Fiyatları çok yükseldi. Bir yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Şimdi tabii akaryakıt zamlarına yapılan, akaryakıta yapılan bütün zamlar hayatın her aşamasında tüketim maddelerine, nakliyeye, ulaşım giderlerine, yani insanların ihtiyacı olan her şeye yansıyor. Yani bundan işte 4-5 ay önce işte 7-8 lira olan mazot bugün 22 liraya yaklaştı. Tabii bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki küresel krizin etkileri var. Bu salgının etkileri var ama en büyük sıkıntılardan bir tanesi de 20 yıldır Türkiye'yi haraç mezat yöneten iktidarın böyle mal bulmuş mağrubi gibi ülke kaynaklarını çarçur etmesinden kaynaklanıyor.